Efendim merhabalar, Master Rapor'a hoş geldiniz. Haftanın ilk iş gününde sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Malum yerel seçimlere çok kısa bir süre kaldı ve artık ittifaklar da belli olmaya başladı. Aslında herkesin gözü kulağı Yeniden Refah Partisi'nden gelecek açıklamadaydı. Ve hafta sonu bir açıklama gerçekleşti ve Genel Başkan Fatih Erbakan da 31 Mart'taki yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağını, İstanbul, Ankara ve İzmir'de de kendi adaylarını çıkartacaklarını açıkladı. Şimdi bunları Cemil Çolak, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ile değerlendireceğiz. Cemil Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mina Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Şükürler olsun. Yoğun bir tempoda mülakatlar devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla tempoda çalışıyoruz. Tatlı bir yorgunluk var. Tabii şimdi aslında siz hafta sonu gelen açıklamadan sonra da daha heyecanlı bir şekilde seçim hazırlıklarına da başladınız. Öncelikle şunu sormak isterim Cemil Bey. Bir yıl önceki kadar yani geçen seneki Mayıs ayındaki seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini iletti ve açıklamalarda da bulunmuştu. Sonrasında neler değişti ve bu yerel seçimlerde, bu süreçte de, görüşmelerinizde de neler değişti ve tek başınıza seçime girme kararı aldınız? Şimdi Mina Hanım, evvela şunu söyleyelim. Gerek genel seçimde, gerekse bu yerel seçimde Yeniden Refah Partisi olarak bizler, Sayın Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Bey'in başkanlığında riyasetinde hiçbir zaman biz kimseyle beraber seçime ortak gidelim diye bir çaba içerisinde olmadık. Böyle bir gayret içerisinde de olmadık. Böyle bir parti olarak talebimiz de olmadı. Gelen bize talepler oldu. Bizler de tabii ki bir demokrasinin bir gerçeği olan bu görüşmelerle ilgili biz de kabul ettik. Görüşelim dedik ve görüştük. Ve o günkü o şartlardan beraber gerçekten de Genel Başkanımız bir özgüven sergileyerek hakikaten de teşkilatlarımızın büyük bir kısmının istememesine rağmen hani deka sorunu vardır, o vardır, bu vardır diye seçmenin halkın talebini göz önüne alarak biz o seçimde Cumhur İttifakı'da yer aldık. Hatta ve hatta bize o dönemde gerçekten grup kurma haklarına kadar yani milletvekili isteseydik bunları bize verebileceklerdi. Yani milletvekili noktasında hayır dedi Sayın Genel Başkanımız. Biz Cumhur İttifakı'nda yer alırız. Kendi logomuzdan beraber, kendi parti amblemimizden beraber tek başımıza seçimlere gideriz dedik ve böyle de yaptık. 1,5 milyona aşkın bir oy alarak Türkiye genelinde 5 milletvekiliyle mecliste hizmet etmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla gelelim yerel seçimlere gelince gerçekten de ben bunu diğer bazı kanallarda, bazı genel başkanlarımız kanallarında ve genel başkanımız ifade ettiler. Hiçbir zaman Yeniden Refah Partisi yerel seçimlerde bir parti arayışına asla girmedi. Bunu gündem dahi yapmadı. Biz bunu başkanlık divanında dahi girelim bir diye konuşmadık bile. O derece biz kendi amblemimize, kendi logomuza beraber, kendi inisiyatifimizle beraber halkımızın huzuruna çıkmak istiyoruz. Bunu da deklare ettik, bunu da dile getirdik. Ama gelişen süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti'den bize bir talep geldi, görüşme talebi. İlk görüşmeyi Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Bey görüşme yaptılar. Kurullarımız, komisyonlarımız görüşsün dediler. Genel Başkanımız da hayır olsun tabii ki görüşelim dediler. Ve görüşmeler yapıldı. Sanıyorum 2, 3 veya 4 olabilir ki unuttum. Görüşmeler yapıldı ama bizim bu görüşmelerdeki evvela onlar bize geldiler. Ne istiyorsunuz, ne yapıyorsunuz, nasıl yapalım diye sorulduğu zaman biz size meclis üyeliği verebiliriz. Ki bunu genel başkanımız ve genel başkanımızlarımız kanallarda da ifade ettiler, bizler de ifade ettik. Biz de şunu söyledik, hayır biz meclis üyeliği de talip değiliz, bir şey talip değiliz aslında. Ama Yeniden Refah Partisi'ne sunulacak bir teklif bu değil. Bak bu çok önemlidir. Biz ilk seçimde 2.85 %3 oy alan ve Cumhurbaşkanlığı kazanmasında en büyük etkisi olan bir siyasi parti. Bugün anketlerde 6-6.7 7'yi geçenler de var. Ki Genel Başkanımız her zaman şunu söylüyor. Bizi ankette 5 gösteriyorlarsa biz 10'uz. 10 ise 15'iz yani böyle. Gösterirken İstanbul'dan 5.6 onların anketleri, bizim anketlerimiz 7-8'i buluyor. Böyle bir güce sahipken ve en son gelişmelerde şu anda 450 bin bandına doğru üye olarak Yargıtay'ın resmi açıklamasında Türkiye şampiyonuz üye olarak son bir yılda bu başarıyı gösteren bir partinin önüne meclis üyeliği konulacak bir durumda olan bir parti değiliz. Kusura bakmasın kimse. Biz de dedik bunu etik olarak sizin bir yani
Bize bir şey söyleyin, bize ses verimizi söyleyelim. Hadi nasıl ki Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber ilçe paylaşım yaptınız. Bize de dedi ki şu ilçeleri, şu ilgileri görüşelim sizden diye bir talebimiz oldu. Bu talebimize hiç olumlu bakmadılar, dikkate dahi almadılar. Hani madem görüşüyoruz ya, madem istiyorsunuz da bizden görüşmek, bizim talebimiz yok. Siz geldiniz, o zaman bize İstanbul'da, büyük şehirlerde nasıl bir kontenjan ayarladınız? Ne düşünüyorsunuz? İlçe var mı, iller var mı? Hiçbir şey yok. Sadece mesuliyeti. O zaman biz bu görüşmeleri, bu talebi kabul etmiyoruz. Ki zaten de hoşuna bakmıyorduk. Artı seçmenin bilmediği, bazen partili cenahın da kızmış olduğu kendilerine göre. Ki çok büyük bir kabulde görüyoruz sevgi olarak. Yani hatta bir gün dahi, bir görüşme programımız olduğu bir gün dahi verilen sözünde dahi durmadılar. Bizim komisyonumuz X bir günde, X bir tarihte komisyonumuz hazırlandı. O gün geleceklerini söylediler. O gün dahi gelmeyerek, bizi ihmal ederek adeta bizi dikkate almadılar. Ha öyle mi? Tamam. Biz de zaten bir şey istemiyoruz ki. Genel başkanımız, teşkilatlarımız, kahhar çoğunluğu tek başımıza girelim diye bir isteğimiz ve talebimiz vardı, düşüncemiz vardı. Ve bunu da Allah razı olsun muhterem genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey hafta sonu yaptığı açıklamayla beraber 81 vilayet, 922 ilçe ve beldelerde kendi parti logomuzla, kendi inisiyatifimizle halkımızın önüne çıkıp kendi adaylarımızdan beraber seçime gireceğiz. Ve Allah nasip ederse 10 Şubat'ta haftaya cumartesi günü de Atatürk Spor Salonu'nda eğer bir değişiklik olmasa da aday tanıtım programımızla beraber halkımız adaylarımızı tanıtarak zaten sahaya indik biz bir ay önceden beri. Ve dolayısıyla da çalışmalar devam edeceğiz. Ha bir de bu cenahın bize gelip de ittifak önerisi yaparken hani görüşelim İstanbul, Ankara ve İzmir'le ilgili bizden görüşme yaparken tutup da büyükşehir başta olmak üzere bütün ilçe adaylarını 3 büyükşehirde açıklarsan o zaman siz bizim çok fazla dikkate almamışsınız. Peki. Bakın dikkat, bakın bu çok önemlidir. Bizden görüşme halindeyken adayları açıklıyorsunuz. Tamam biz bir şey söylemiyoruz ki. Biz de diyoruz ki herkes kendi işine baksın. Biz de kendi işimize bakıyoruz. Seçmenimizin önünde o kazanırsa şöyle olur, bu kaybederse böyle olur. Hayır. İnsanların demokrasi, hür bir iradesi vardır. Sandığa gidecektir. İnandığı, güvendiği, mutabık kaldığı bir adaya ve parti oyunu verecektir. Biz de Allah'ın izniyle göreceksiniz ki 31 Mart akşamı bütün televizyon kanalları Yeni Refah Partisi'nin birinci parti oluşunu, yükselen en büyük parti oluşunu ve kazandığı belediyelerle beraber şampiyon bir parti olduğunu 31 Mart akşamı Allah'ın izniyle bu millet görecektir diyorum. Peki Cemil Bey, eğer bir ilçe ya da büyükşehir belediyesi verilseydi ittifak olur muydu? Yani sizin iki parti arasındaki tek problem size bir büyükşehir ya da ilçe olarak bir belediye verilmemesi miydi? Şimdi hayır. Şöyle söyleyeyim ben. Ya, az önce ifade ettiğimi tekrar şöyle söyleyeyim. Bizim bir talebimiz olmadı. Tamam, koyduk bir tarafa. Onların bir talebi oldu. Güzel. Madem talebiniz var, teklifiniz ne? Bunu sormak en doğal hakkımız bizim. Ve biz bunu sorduk. Ve karşılığında da bize birkaç tane meclis üyeliği düşündüklerini söylediler. Biz de meclis üyeliği, amiyane tabiri, halk arasındaki tabirle sadaka partisi olmadığımızı ifade ettik. Eğer önümüze ciddi donelerle gelmiş olsalardı, ilçelerine ve illerine gelmiş olsalardı bunu kabul ededik söyleyemem ben. Ne yapardık? Genel başkanımız MKYK, MYK, başkan divanı, hanım kolları, gençlik kolları, kurullarına, il başkanlarına danışır. Oradan çıkan nihai karar verirdi. Bu o zaman daha düşünülebilir olabilir. Olabilirliği o zaman olurdu. Yani böyle olurdu kesin, bize vermediler de kabul edin demiyoruz. Verselerdi biz bunu genel başkanımız teşkilatlarda istişare sunacaktı. O zaman onurlu bir karar çıkartabilirdi. Onu söylemeye çalışıyorum ama bize bu teklifi yapmalarına rağmen teklif yapıp akabinde 3 büyükşehirin, bırakın büyükşehir belediye başkanlarını, ilçe belediye başkanları da açıklarken, bizden görüşme halindeyken bunu yaptıkları zaman ne oluyor? Bunların bizlere gelişinin samimi olmadığını, seçmenine bakın biz Fatih Erbakan Bey'e gittik ama bizimle beraber olmadıklarını ifade etmeye, bir algı yapmaya çalışıyorlar ama bizim bu ifadelerimizle beraber vatandaşımız gerçeği görüyorlar. Gerçekten de cumartesi günü Sayın Genel Başkanımızın yapmış olduğu açıklamalardan sonra kahhar bir çoğunlukla partimize iltihaklar var, sevgi var. Adeta telefonlarımız ve partilerimiz kilitlenmiş durumda.
üye olanlar var. Dolayısıyla biz kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ne AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, diğer partiler, biz yeniden Refah Partisi olarak sahaya çıkıyoruz. Özlenen geçmiş dönemdeki Refah Belediyeciliğini, Milli Görüş Belediyeciliğini, bu vatandaşlarımıza, halkımıza, insanımızdan özlenmiş olan bu belediyeciliği, önce ahlak ve maneviyatın değer görmüş olduğu bu belediyeciliği 31 Mart akşamında Allah'ın izniyle bu vatandaşlarımıza sunmak için tek başımıza, kendi logomuza, kendi adaylarımıza, kendi inisiyatifimizle beraber halkımızın önüne koyacağız ve Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan itibaren mazbataları alıp nerede kalmıştık deyip hizmete devam edeceğiz. Peki Cemil Bey, şimdi siz de aktardınız son zamanlarda, yani bence bu geçen seneki Cumhur İttifakı'ndan sonra yeniden Refah Partisi'ne hem gençlerin çok da fazla yoğun bir ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu anlamda şu an 450 binlere aşkın bir üyeniz var ve bu yıl sonunda 500 bini geçmesi de tahmin edilen bir rakam. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şunu söyleyeyim. Sadece İttifakta girmiş olduğumuz seçimlerde muhterem genel başkanımızın ve ekibinin söylediğinin arkasında duran bir politika izlediğimiz için mesela bir örnek vereyim. Buyur. Ne diyor genel başkanımız? Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Hemen bunu teyit edelim. Bak ben halkla ilişkilerden sorumlu bir genel başkanımızıyım. Ve Türkiye'de Anadolu buluşmalarını 3 yıldır beri yaptıran bu ekibin başını çekiyorum. Anadolu buluşmaları ve teşkilatlarımızın heyecanlı çalışmalarına beraber üyeler oluyor. Teşkilat başkanlığımızın gayretli, il başkanlarımızın gayretleriyle beraber Anadolu buluşmalarının eş zamanlı programlarına beraber bu talep oluyor. Vatandaş şunu söylüyor ve bu vatandaşın cevabını size, sorunuza cevap olarak aktarayım. Diyor ki gerçekten söylediğini yapan bir Refah Partisi. Nasıl? Mesela söyleyelim. Mesela emeklilerin maaşlarının yeterli olmadığını, biz tabii ki mecliste grubumuz olmadığı için, önerge veremediğimiz için X veya Y parti, Millet İttifakı'nda herhangi bir parti çıktı mecliste emekli maaşlarının artması gerektiğini söyledi. Yeterli olmadığını, asgari geçim standardında uymadığını söyledi ve önergeyi verdiler. Yeniden Refah Partisi olarak önergeyi verenin kim olduğuna bakmadan evet dedik. Ama neden? Biz Cumhur İttifakı'nda hayır, önerge güzel bir önerge, önemli bir önerge. Biz de bu önergeyi vermek isterdik grubumuz olsaydı. Onlar verdiler. Verenin kimliğine bakmadan biz evet dedik. Aynı şekilde içinde bulunmuş olduğumuz Cumhur İttifakı'nın bütçe açıklamasında Sayın Genel Başkanımız mecliste 10 dakikada bu bütçenin 2026-2027'ye kadar bu ülkeyi iflasa getirebileceğini rakamsal verilerle beraber matematiksel olarak açıklayarak biz böyle bir bütçeye evet diyemeyiz dedi ve red dedi. Yetmedi. İslam coğrafyasına ve ülkemize aşırı saldırılarda bulunan mihrakları, batılı güçleri ve inancımız olan Kur'an-ı Kerim'i kendi bizim büyük etkinimizin önünde polis korumasıyla beraber yakma cüretini, ahlaksızlığını gösteren bir ülkeyi ve PKK, PYD, YPG gibi bu tip kuruluşları, bu tip mihrakları kendi ülkesinde özgürce barınmasına müsaade eden İsveç'in NATO'ya girmesine yeniden Refah Partisi olarak buna biz red verdik ve bunu kınadık ve asla kabul etmedik. Ne demek istiyorum? Sözün özü şu, biz doğruyu hangi parti önerge olarak verirse biz evet deriz mecliste ve dedik, yanlışı hangi parti verirse verirsin, bu içinde bulunduğumuz ittifak da olabilir, diğerler de olabilir. Yanlışsa biz buna hayır dedik. Ve vatandaşa gelelim vatandaşa. Başkanım, vatandaşı izliyoruz. Başkanım, gerçekten Fatih Erbakan Bey doğruya doğru diyor, yanlışa yanlış diyor. Hatta ve hatta Filistin'le yapılan bu alçakça haince saldırılar karşı İsrail'i kınamakla yetinmeyelim. Malatya Kürecik Hava Üssü'nü, Adana İncirlik Hava Üssü'nü de kapatalım. Yani İsrail'e bir tepkimiz olsun dedik, mecliste konuştuk ve kabulde görmedi. Bununla ilgili ticari anlaşmalar varsa durdurulması gerektiğini, büyükelçilerin çekilmesi gerektiğini, artık bir yaptırımın olması gerektiğini ifade ettik. Biz kimseden çekinmeden Siyonizm'in bu ülkede çok büyük bir tehlike olduğunu ifade. Dün hocamız da, bugün de evladı, muhterem evladı Fatih Erbakan Bey'le beraber, genel başkanımızla beraber ifade etmeye devam ettik ve devam edeceğiz.
Dolayısıyla bunları gören vatandaşımız diyor ki, başkanım ben bu partiye üye olurum. Ben gerçekten de Fatih Erbakan Bey'in bir Erbakan'ı temsil ettiğine, onun bir Erbakan olduğuna inandım, aynı el yakın gördüm. Ve dolayısıyla ben bu partiye üye olurum diyor. Ve inanın en son geçtiğimiz hafta Hatay'daydım. Adana, Adıyaman, işte Urfa programlarında Hatay'daydım. Hatay'da inanın bir taziye programından çıktım. Orada vatandaş ne olur başkanım bir çayımızı içinde. Tabii hay hay dedim. Kahvede bir çay içip 10 dakika sadece çay içene kadar bir sohbet ettim. Yani anamı anlatıyorum. Geçen pazar günü. Bir sohbet ettim. 10 dakika bir sohbetimde kahve sıraya girdi üye olmak için. Çok enteresan bir anım. Yanımda Hatay sorumlusu İsmail Polat Bey şu cümleyi kullandı. Arkadaşlar lütfen sıraya girer misin? Acele etmeyelim. Bakın çok önemli bir cümledir ha bu. Bakın bir anımı anlatıyorum. Kahvehanede. Evet. Ve Sayın Hatay sorumlusu diyor ki arkadaşlar lütfen oturun sıraya girin ben size üye yapacağım dedi. Düşün insanlar üye yapmak için ayağına giderken bu arkadaşlarımızın bize olan sevgisi ki tabii biz bunu şerefle anlatıyoruz. Bunu gururla anlatıyoruz ve bunu onurla anlatıyoruz biz. Yani bunu bir kaygı olarak görmüyor. Çok mutlu olduğumuzu ifade. 10 dakika çay içtik. Bir kahvede 25'te 25 üye yaparak o kahveden çıktık. Ne demek istiyorum Mina Hanım? Şunu demeye çalışıyorum. Vatandaşımız artık bir refah gerçeğini gördü. Özlenen bir Erbakan'ın geldiğini hissediyor. Yapılan algıların, işte manipülasyonların artık karşılığı olmadığını gördü. Ve üzüldüğümüz bir şey daha var ki vatandaşımız bunu görüyor. Hani biz bu belediye seçimlerinde hemen hemen bütün partiler tek başına giriyor. Şimdi biz de girme kararı aldık. Daha dün bize badem gözlü diyenler, dün bize Fatih Erbakan ve babasının evladı diyenler, vay be tam bir milli görüşü diyenler ki büyük kanallar ve onların genel yayın yönetmenleri bu insanların şimdi genel başkanımızı ve bizleri ve partimizi yerden yere vurmalarını da çok gayri ahlakı buluyorum. Ve aksine vatandaşlarımız gibi bizler de bunlara gülüyoruz. Bunların doğru olmadığını siyaset bir hizmet etme sanatıdır. Ve biz milli görüş olarak temel prensibimiz önce ahlak ve maneviyat ve yapılan hizmetlerin noktasında bu insanların Allah razı olsun duasına talibiz. Bakın Erbakan Hoca işçiye, memura, köylüye, dula, yetime tarihinin en yüksek zammını verdi. Evet. Tarımsal ürünlerimize en yüksek zammı verdi. Ve vatandaşımızı en yüksek seviyede memnun etti. Bunları yaparken bir kuruş borç almadı ve denk güç yaptı. Şimdi vatandaşımıza diyoruz ki muhterem merhum Necmettin Erbakan Hoca'mızın bırakmış olduğu parti programlarından ve kaynak paketi kitaplarımızdan 150 milyar dolarlık kaynak paketi kitaplarımızdan 81 il 922 ilçe yapılacak proje kitaplarımızdan biz cek politikası yapmıyoruz. Biz geçmiş dönemde yaptık iş bitirme belgemiz var ve yine yapacağımızı gösteriyoruz. Anlattığımız zaman vatandaş şimdi mutmain olduğunu, evet bir Erbakan'ın yeniden geldiğini ve hasretle ve özlemle beklediğini söylediler, ifade ettiler. Bu ifadenin karşılığında da bizi üyede şu anda 450 bine ulaştık. Ki bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Mina Hanım çok önemli bir tespit. En az 1,5-2 milyona yakın, bak bu rakam çok önemli. Tespit etti komisyonlarda oturduk konuştuk taleplere göre mecburiyetten acaba size üye olursam oğlum işten atılır, kızım işten atılır, hanım orada çalışıyor. Korkudan dolayı ki doğal olarak 1,5-2 milyona yakın da gönüllü üyemiz var. Bunu da ifade etmek isterim. Peki Cemil Bey son olarak şunu sormak isterim. Cumartesi günü Fatih Erbakan'ın yaptığı açıklamadan sonra da aslında bir kulis bilgisi dolanmaya başladı. Sizin de zaten bu konuda da bilginiz vardır. Tam olarak aktarmak da isterim. Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Yeniden Refah Partisi'ne İstanbul'da aday göstermesi için 25 milyon dolar para teklif ettiği de iddialar arasında bir kulis bilgisi, bir iddiadır. Sizin de aktardığınız gibi adaylığınızı açıkladıktan sonra yani tek başına gireceğiz dedikten sonra da tüm televizyon kanallarında ve aslında sosyal medyalarda da bir linç girişimi başlatıldı, bir kampanya başlatıldı diyebiliriz. Bu da onlardan biri mi yoksa buna dair bir bilgi var mı? Şimdi herhalde bunu yazan arkadaşlarımız Güldür Güldür Şovu ve Çok Güzel Hareketler bunları çok seyrediyorlar herhalde. Yani tam bir komedi, tam gülüp geçtiğimiz şeyler. Geçmiş dönemde bunlar hep söylendi. Erbakan Hocamız için de söylendi. Fatih Erbakan Bey için de daha neler söylenecek söylendi. Biz bunlara hazırlıklıyız. Yani düşünebiliyor musunuz? Yeniden Refah Partisi ve siyasi geleceği yüksek olan, bu milletin umudu olan bir parti gidecek kapalı kapılar ardında Sayın İmamoğlu'yla görüşecek ve bu parayı alacak, yapacak.
Yani böyle bir şeyin yani aklından geçmesi bile başka bir şey söyleyin ya. Yani bu kadar alçakça bir iftira olabilir mi ki? Zaten önümüzdeki günlerde gerekli hukuksal bir şeye başlatacağız. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu var ya bence yani şunu söyleyeyim. Bu bir komedi. Bunun aslı astar olmadığını halkımız çok iyi biliyor. Böyle bir şey olamayacağını, olmayacağını değil, olamayacağını dahi çok iyi biliyor. Bizim madem öyle şunu söyleyeyim. Bakın genel başkanımız ne söylüyor biliyor musun? Bakın genel seçimde de önce ittifakta da söyledi. İki parti dışında her partide görüşebilirim dedi ya. Bakın dikkat buyurun. Evet. İki parti dışında Cumhuriyet Halk Partisi o dönemde HDP. Bunların dışında her partide görüşürüm. Yani bu kadar keskin bir şekilde tavrını ortaya koyan bir genel başkan. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer parti dışında her partiyle görüşürüm diyen Fatih Erbakan Bey. Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber böyle bir ilişkilendirmek var ya. Tam bir safsata. Tam bir komedi. Yani bunu ne bir vatandaşımız inanır ne aslı var. Şimdi onlarda biraz onur, onlarda biraz şeref, onlarda biraz haysiyet var ise bunu ispat ederler. Bu kadar. Ki zaten görüşeceğiz önümüzdeki günlerde de hukuk süreci başlatılacaktır. Dolayısıyla bunların tamamen asparakas, lekeleme, çamur at izi kalsın politikası. Ama çamur at kendilerinde izi kalıyor. Bunu da bilsinler. Böyle bir şey asla görüşme dahi olmamıştır. İttifak net bir şekilde siz de aktarıyorsunuz burada Cemil Bey. Tamam. Böyle bir görüşmenin yani, olmadığını da. Asla mümkün değil. Yani mümkün yani görüşmemiz bile olmadı. Görüşmeniz dahi olmadı. Biz böyle yani bir ittifak görüşmesi dahi olmadı. İmamoğlu'na bir araya daha gelinmedi. Ki kaldı ki böyle bir şey olabilir. Allah'a yeminle söylüyorum yakından ve uzaktan hiçbir ilişkimiz yok. Biz gerçekten de bu millete hizmet etmek istiyoruz. Tek isteğimiz şudur. Lütfen 31 Mart'ta herkes adaletli bir şekilde kendi özgüveniyle, kendi adaylarıyla çıkalım, oyumuzu alalım, ondan sonraki gelecek olan genel seçime doğru hazırlık yapalım. Bu millete kim çok güzel hizmet edecekse milletimiz son derece ferasetlidir, son derece kadri şinastır, gerçeği görüyordur. Güvendiği adaylara oy verecektir, güvendiği partiye oy verecektir ve onunla devam edecektir. Bunda telaşlanacak bir şey yoktur. Onun için milletimiz için, ülkemiz için, insanlık için hayırlı bir seçim olmasını, adaletli bir seçim olmasını biz sadece istiyoruz. Bize yok, onu aldı, bunu verdi, onu yaptı, bunu yaptı. Dün beraber olduk, badem gözüydü, bugün ayrıldık, ama olduk. Böyle cümleler doğru değil, kişinin kendi karakterini göstermiş olur. Yani bunların aslı ve asları yoktur Mine Hanım. Yani gerçekten çok kalben söylüyorum. Ama önümüzdeki günlerde 31 Mart'ta gerekli cevabı sandıkta milletimiz verecektir. Peki Cemil Bey çok teşekkür ederim. İddiaları da yanıtlamış oldunuz. Size de buradan bir kez daha Master Haber olarak da kolaylıklar dileriz. Adaylarınızla beraber temayül yoklamasındasınız aynı zamanda sizlerle. Evet, bize de vakit ayırdınız. Umuyoruz ki 31 Mart seçimlerine kadar yine programlar yaparız ama istediğiniz başarıyı da elde edersiniz. Ya Mine Hanım iyi niyetinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizi dinleyenlere de hayırlı günler diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Cemil Bey. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Efendim şimdi kulis bilgilerini de aktardık. Biliyorsunuz malum bir yerel seçimler var. İddialar çok fazla yankılanmaya başladı. Yine ilerleyen dakikalarda programlarımızla karşınızda olacağız. Master Rapor'un şimdilik sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.